CES, Consumer Electronic Show, yani tüketici elektronik fuarı. Dünyadaki en büyük tüketici teknolojilerinin sergilendiği, en son teknoloji ürünlerinin yer aldığı fuardır. Burada arabadan tutun, sağlık teknolojileri, hatta aklınıza gelmeyecek teknolojik ürün ve cihazları bulabilirsiniz. En büyük firmalardan yeni başlayan firmalara kadar görmek isteyeceğiniz her türlü cihaz sergileniyor burada. Biz de bugün elektrikli süpürgelere bir göz atalım dedik. Kablosuz süpürge ve akıllı robot süpürgelerin bu yıl çıkacak modellerini sizler için inceleyeceğiz, özelliklerini tanıyacağız. Tanıtacağım her şeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Özellikle bakmak istediğiniz modele oradan ulaşabilirsiniz. Bu sene konuşacak birçok yeni ürün ve geliştirmeler mevcut. Raflarda yerini aldıklarında yakından incelemek için heyecanlandığımız cihazlar var. Sözü fazla uzatmadan hadi başlayalım. Navigasyon için lider, yapay zeka ve nesneleri tanımak için kamera kombinasyonu bu sene de devam ediyor gözüküyor. Samsung robot süpürge olayına bir süre ara vermişti. Ama şimdi beklemeye değecek bir dönüş yapmış olabilir. Samsung JetBot 90 AI Plus ile ilgileri tekrar üzerine çekti. Odaların haritalanması için lidar sistem ve ön tarafta bulunan 3D sensör kamera. Bu kamera objeleri tanıma ve onlardan kaçınma için gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Robot, Intel Movidius AI sistem ile gelen ilk robot özelliğini taşıyor. Bu sistem, yapay zeka ile kullanılan kamera sistemlerinde oldukça kullanılıyor. Bakalım robot süpürgelerde nasıl bir performans sergileyecek. 30 watt emiş gücü ile önceki Samsung modellerine kıyasla bir artış görüyoruz. Powerbot modelleri 10 ve 20 watt ile gelmekteydi. Uygulama üzerinden günlük kullanımda işinize yarayacak birçok özellik mevcut. Mesela No Go Zone gibi. Uygulama ile robot süpürgeyi evinizin dışında yönetebilme imkanı olduğu gibi temizlik programı oluşturmak da mümkün. Aynı zamanda kamerası ile canlı bağlanarak evinize ve evcil hayvanlarınıza göz kulak olma imkanı veriyor. Ayrıca bu sene robot süpürgelerde biraz trend olmaya başlayan başka bir özellik daha var. Çöp kutusunun otomatik kendini boşaltma özelliği. Samsung bu özelliğe Clean Station, yani temizlik istasyonu adını vermiş. Her 2-3 ayda bir değiştirmeniz gereken çöp torbasına otomatik olarak boşaltılan pislikler ile bu özelliği olmayan diğer robotlar gibi elinizi kirletmeyeceksiniz. Samsung'un kendi sitesinden ev sistemlerine de bir göz atabilirsiniz daha sonra. Bu cihazla beraber aynı uygulamadan diğer sistemlere de yönetebileceksiniz çünkü. Roborock'a geçersek, Roborock, Türkiye'nin sevdiği akıllı robot süpürgeleri markalarından olduğunu biliyoruz. Bu şirket sadece akıllı robot üretiyor ve işlerinde gayet başarılılar. 2021 Tüketici Elektronik Fuarı'nda Roborock SCD ile yeni modellerini duyurdular. Bu modelde de otomatik pislik boşaltma özelliğinin olduğunu belirtelim. S6 modeli ile görünüş olarak çok benziyor. LiDAR, yani lazer çalışma prensibi ile navigasyonunu sağlıyor. Ancak Artificial Intelligence, yani yapay zekaya sahip değil. Yapay zekaya sahip olan model S6 Max V olarak geçen sene duyurulmuştu. S7 modelinin S6'dan en büyük farkı yeni paspaslama teknolojisi. Sonik paspas sistemi ile vibrasyon şeklinde yaptığı paspas hareketi yapışmış kirlerin ve lekelerin çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak yeni teknoloji olan ultrasonik halı tanıyıcı sensörler ile paspas yukarı kaldırılarak halının kirlenmemesi ve ıslanmaması sağlanıyor. 2500 Pascal'lık emiş gücü ile S6 Max V ile aynı ve diğer Roborock modellerinden daha yüksek bir vakuma sahip. Ayrıca süpürme mekanizmasında yapılan yenilikler ile halı üzerindeki derin temizlik becerisinin arttığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak fırça dizaynında da yenilikler yapıldı. Bu yeni fırça kılsız. Evet, yanlış duymadınız. Bütün süpürgelerde bulunan fırçalardan farklı olarak kılsız bir yapıya sahip. Önceki modellerinde gerçekten güzel bir fırça dizaynı ile temizlikte gayet güzel iş çıkaran bu parça artık yok. Bakalım bu yeni dizayn fırçasız yapısı ile nasıl bir performans sergileyecek? Hepimiz merak ediyoruz doğrusu. Başka bir dikkat çeken model ise Eufy L80 ve L80 Hibrit. Akıllı robot süpürge modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelde 2 adet 2000 Pascal emiş gücüne sahip motorlar var. Daha önce denenmemiş bir dizayna sahip. Bu model çok güçlü bir emiş gücü ve derin temizlik performansı ile rekabete yüksek bir ivme kazandırıyor. Ayrıca cihazın iki motorunun olmasının pil performansını olumsuz etkilemeyeceğini söyleyen firma akıllı robot dünyasına farklı bir bakış kazandırıyor. Bu modeller
lidar sensör ile navigasyon sağlayan robotlar. Hibrit versiyonu MOB, yani silme özelliğinin olmasından ibaret. Bu da hibrit versiyonunu $50 daha pahalı yapıyor. Başka bir amiral gemisi olan ve 2021 tüketici fuarında tanıtılan akıllı robot modeli ise Dream Technology'den geliyor. D9 modeli. Dream D9, lidar sistem ile navigasyona sahip olan bir akıllı robot. MOB yapabilen bu cihaz, görmek istediğiniz bütün üstün yetenek ve özelliklere sahip. Roborock'un amiral gemileriyle karşılaştırırsak en büyük fark 3000 paskallık bir emiş gücüne sahip olması. Ayrıca Dream markasının bu sene tanıttığı bir de kablosuz elektrik süpürgesi var. Dream T20. 125.000 RPM motor hızı ve 25.000 paskal emiş gücü. Bu özellikler ile 2021 yılında raflarda yerini alacak olan uygun fiyatlı kablosuz elektrik süpürgelerinden biri olarak yarışa o da katılacak. Kablosuz elektrik süpürgelerine bakmışken bir de Samsung'a bakalım. Samsung markasında Z95 modeli kablosuz elektrik süpürge yarışına katılıyor. Bu model 2021 yılında Consumer Electric Show tarafından ödüle layık görüldü. Samsung Jetstick serisinden olan bu ürün, şarj istasyonuna entegre olan otomatik çöp ve pislik boşaltma haznesine sahip. Bunu daha önce hiçbir kablosuz vakum süpürgede görmemiştik. Gerçekten müthiş bir fikir. Bu özelliğinin dışında fazla bir bilgiye henüz sahip değiliz. Burada belirttiğim ürünlerden Dream D9 markası şu an satışta. Diğer ürünler henüz satışta olmasa da çok yakında raflarda yerini alacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen takipte kalın.